Herkese merhabalar, hep merhabalar, ben Umut. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Umarım o güzel keyifleriniz yerindedir. Bugün efsane bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Ülkelerin okul yemeklerini deneyeceğiz. Birbirinden güzel, yakışıklı, seksi, karizmatik konuklarım var. YBJ Bey burada. Merhaba. Merhaba kardeşim. Batu Bey burada. Merhabalar, merhabalar efendim, merhabalar. Gurme olarak buradayım. Bu gurme miymiş? Ben tam olarak gurme değil bu arada. Ben gurmeyim abi. Nerenin gurmesi bu abi? Ben gurmeyim. Burada en gurme adam benim. Tamam, en çok gurme sen olacaksın. En gurme benim lan. Var mı? Arkadaşlar biliyorum okullar açıldı. Bazılarınız üzülüyor, bazılarınız seviniyor. Bu okuldur, okuyacaksınız abi. Okuyacaksınız. Arkadaşlar bugün ülkelerin okul yemeklerini deniyoruz. Öğlen yemeklerinde verdikleri yemekleri deniyoruz. Birbirinden güzel yemekler hazırladık ve bir sürü etabımız var. Bayraklarımız burada. Bunları havaya atacağız. Hangisini çekersek o ülkenin yemeğini sıra sıra deneyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videoya da olur da 40 bin like gelirse bu bölümün ikincisi gelir. Gelin, ben geliyorum bir saniye. Merhaba. O videoya 40 bin like gelirse ben de gelirim arkadaşlar. Haberiniz olsun ya. Eyvallah kardeşim, oğlum. Abi açım, yemek yemek istiyorum. Biz öğrenciyiz. Okul yemeklerini çok özledim. Şu an ilkokullu muyuz? Biz ilkokulluyuz şu anda. İlkokulluyuz o zaman. Lise var, ortaokul var, karışık kardeşim. Ben arkadaşlar ilkokulda babam bana hiç harçlık vermezdi. Fakir ve mi? Evimden hıyar ve salata götürürdüm. Kıyamam. Hıyar be. Üzüldük sana be. Ekmekli hıyar götürdüm arkadaşlar. Hıyar ekmek yerdim okulda. Ve akşam dün akşam da hıyar ekmek yedik. Evet. Okul kantininden hiçbir şey alamayan oldu mu aramızda? Ben abi hiçbir şey alamazdım. Böyle ayda yılda bir kere böyle bir bana para verilirdi. Ben her gün okul kantininden yemek alırdım. Bana evde beslenme hazırlanmazdı. Zengin piç. Zengin olabilir mi benim suçum? Şerefsiz. Benim babam memurdu lan. Benim babam memur bile değildi arkadaşlar. Benim babam işverendi. Benim tamam, babalarınızı bırakın. Arkadaşlar like atın da videoya başlayalım. Şimdi evet. Arkadaşlar karışık atacağım. Çekin. İstediğinizi abi. Çekin. Abi çekin, inşallah çekin. Burada bari zenginliğimiz konuşuyor. Abi buradan ne geliyor? Gelen Almanya. Japonya. Almanya, Güney Kore. Güney Kore. Sen de? Japonya geldi bana da. O zaman ilk yemeklerimiz gelsin arkadaşlar. Bir bakalım nasılmış bunların tadı. Bir görelim. Sizleri çok seviyorum açım. Bu arada. Anne like at anne. Arkadaşlar ilkokul yemeklerimiz geliyor ve bu menüleri hazırlayan Dab Garden'da Harun'a bir alkış alalım. Şefim buyurun şefim. Ya bana yine hıyar gelmiş ya. Senin kaderin mi oğlum? Arkadaşlar Güney Kore'de bile hıyar mı yiyoruz ya? Güney Koreliler ne yapıyorsunuz siz? Almanya'dan mutluyum abi. Almanya'da ne yiyorsunuz? Bak sosis var baba. Şefim ben bu çorbayı çatalla mı yiyeyim şefim? Olmuyor böyle. Abi ben anlamadım ki bu ne? Ben bunu kafama da tıkarım bu arada. Ispanak muhtemelen. Ispanak mı bu ya? Ispanak mı yiyeceğim? Bir ye de bakalım tadı neymiş. Bakalım abi. Abi bu ne? Güzel değil mi? Hayır. Muazzam bir şey deneyecek gibi. Oğlum çocuklara sadece bunları veriyorlar. Aç kalırlar ki bu çocuklar. Yazık günah. Bir şey değil mi? Bu arada keşke ben ilkokul zamanında bunları yeseymişim. Muazzammış. Abi ilkokulda hıyar yerdim burada. Hayır oğlum, farklı bir şey değişmez yani. Bu nedir? Hep aç yaşadım, yine açım ya. Pirinç pilavı, ıspanak ve hıyar veriyorlar burada demek ki. Diyen var mı muazzam? Pilav vermişler, ıspanak vermişler, salatalık vermişler. Güney Kore bunları yiyor olamaz. Sen gel benim çorbamdan dene. Bak adamlar ağzının tadını biliyor gerçekten. Çorba çok iyi. Bak keyiften bir dört köşe ol. Ne çorbası tamam, o? Yeter. Gel senin de ağzına vereyim gel. Görmemişsindir ömrüm boyunca böyle bir şey. Al. Güzel bir çorba. Muazzam değil mi hocam? Bakıyorum dediğim gibi armut var. Bu reyhan mı oluyor bu Harun Usta? Roka. Çocuklara bayağı roka falan veriyorlar. Güzel abi. Ben bunu ya da gömerim. Tamam. Zaten ben de bir ısırayım. Bu benim bildiğim bir şeye benziyor. Onu yiyeyim. Direkt sosisi ısırdın ama sen. Hemen evet. Evet diyor bir de ya. Sosisi ısırdı yazık. Bunun tadı bilindik abi. Güzel. Sıkıntı yok. Adamlar ağzının tadını gerçekten biliyor. Muazzam. Ben şunu bir garloşa uzatıyorum. Garloşum şöyle bir ısır. Adamların ne güzel. Beslenme öğününde armut var. Güzel. Bizde eksikler var. Sadece ben yiyeceğim lan bu yarım ülkede. Arkadaş neyse pilav. Abi orada pilav var. Pilav ye. İnşallah bir sonraki etapta bana hayırlı bir şey gelir. Puanlayalım. Aa, okay. Ben puanlıyorum bak, abi. 10 üzerinden puanla. Ben puanlıyorum 10 üzerinden. Abi 10 üzerinden 1. Ispanak, pilav, hıyar. Abi bu ne alaka ya? Çocuklar böyle yeterli beslenimi alamaz. 1. Besin değerleri düşer 2. Evet. Ya oğlum hıyarla büyümüş adamsın sen ne anlatıyorsun ya? Evet. Kanka ben Almanya'nın armuduna. Bu Almanya'nın armudu mu bu arada? Armanya armudu o. Şefimiz yaptı özel. Bu Türkiye'nin armuduysa problem çıkar kanka. O Almanya armudu. Puanla. Abi 10 üzerinden
üzerinden 3 veriyorum. Abi ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Şu çorba yeterli bu arada. Abi çorba güzeldi. Çorba muazzamdı. Şu çorba yeterli. O zaman diğer bir etapla devam edelim arkadaşlar. Salatalıkçısın oğlum sen. Salatalık gelmez bana bir daha. Abi şöyle yine atıyorum. Seçin bir ülke. Vallahi abi, okul yıllarında hiç yemedim zaten. Bari burada yiyeyim. Oha Macaristan geldi bana. Abi bana Brezilya geldi. Abi Azerbaycan. Kardeşlerimin ülkesi. Kardeşlerime selam olsun buradan. Bütün kardeşlerime. Kardeşlerim sizi çok seviyorum. İlkemize geldiğinizde sizi de destekliyorum. Niye bu kadar yükseldim bilmiyorum ama Azerbaycan. Sen bir otur. Ha. Bana da Brezilya geldi. Bana get doluk yaptırmayın burada şimdi. Otur bakayım. Azerbaycan aslanım. Candır can. Brezilya menüsü harika duruyor bu arada ama okulda ben fasulyeye karşıyım abi. Çünkü sınıf içerisindeyiz belli saatler boyunca. Şimdi istemsiz bir takım gazlar ortaya çıkabilir. Bu da problem yaratır diye düşünüyorum. Ama Yunus bir şey rica edeceğim senden. Sana yine salatalık gelmiş. Evet. Ama ben senin yaprak sarmandan bir tadım almak istiyorum. Hayır abi veremem. Abi işte. Azerbaycan geldi o yüzden kana kana yiyeceğim. Azerbaycanlılar ağzının tadını biliyor. Biber dolmasını çok severim. Abi bir bana bakalım bende ne var? Tavuklu fasulye var. Bu Batu'nun gibi söylediği gibi değil. Abi fasulyede ne var? Bitkisel protein var. Evet, evet. Tavukta ne var? Organik protein, organik protein var. Pirinçte ne var? Organik karbonhidrat var. Fasulyede ne var? Aynı şey var. Bunu anlatayım. Burayı geç hocam. Bir tadalım bakayım. Bir tadalım. Abi bir de yaprak sarması var Azerbaycanlı kardeşlerim için. Bu yoğurt mu köte? Yoğurt mu? Bu çorba. Nasıl çorba? Bu Azerbaycan çorbası. Yaprak sarmanı yemezsen ben yerim. Değişik bir çorba. Benim çorbam muazzam kokuyor bu arada. Bir dakika bakacağım ben. Diyor bu yoğurt oğlum. Tamam çorba gibi ama ya. Bilmiyorum. Tamam. Salatalık da var. Salatalık. Yine salata geldi bana. Her zaman şefimiz gibi. Şefimiz yine muazzam bir çorba yapmış buraya. Brezilya usulü bir çorba yiyorum. Rengi kırmızı. Merak ettim. Merak. Hepsini sen yiyebilirsin bu arada. Kötü mü kadar ya? Yok yok kötülüğünden değil. Tadına bakmadım. Abi şef çünkü bakıyorum. Ülkeleri göre yaptığı kesinlikle için. Kesinlikle muazzam bir şefimiz var arkadaşlar. Tadıyorum. Oha çok iyi bence. Muazzam ötesi muazzam. O acı wow. Beni ışkırık tutar. Acı. Ama Brezilyalılar şimdi biraz acı yiyor olabilirler. Sen neyim yiyordun bu arada? Macaristan yiyorum da çorba çok acıymış. Bu ne abi? Tattı mı? Biliyorum. Abi benden uzak durun. Işkırık tut. Acıyım. Lan bu tattı mı? Bilmem tatlıdır ne olabilir. Yunus hayatının çorbasını ye. Aç aç aç. Lan verme. Sakın yeme kanka. Haydi al başına belayı. Ben ışkırmam lazım. Acı bir çorba mı yedin? Abi bu Brezilyalılar ne yapıyor çocuklar? Yemin ediyorum. Çocuklar bunu nasıl yiyor lan? Abi çocuklar. Arkadaşlar wow. Gülüyor bu arada arkadaşlar bize. Şefim galiba bize ufak bir sürpriz hazırlamak istedi. Baba Macaristanlarda bak tatlısı çok güzelmiş bu arada. Baksana bu arada ne tatlının tadına baktım. Bak Macaristanlılar tatlının tadını biliyor. Ben abi. Şu an anladım. Üzüm çorbanın acılığını alsın diyeymiş menüde. Lavaş yiyin abi. Bence güzel menü. Sadece Macaristan'ın şu çorbasını tatmadım. Adı nedir bilmiyorum. Yorumlarında da yazın arkadaşlar. Bakın bir tadına. Oha çok iyi. Azerbaycanlılar ağzının tadını biliyor fakat yine hıyar geldi bana. Bu beni üzüyor. Benim geçmişimde fakirlik yaşamış olabilirim. Hala da ruhu fakir olan bir insanım ama yeter ya. Her yerde de yüzüme vuramaz ya. Ağlayacağım ya. Vallahi suratıma tükürme. Ben anladım. Brezilyalılar neden böyle bir çocuk menüsü yapmış anladım. Okul menüsü. Çünkü çocuklara küçük yaşta ağlamayı öğretiyorlar ki büyüyünce ağlamasınlar diye. Ben bu yaşta ağladığım çocukları düşünemiyorum. Gel bakayım ya. Tatlı. Bu arada çok güzel tatlı. Çok bu arada güzel. Tatlı harbi. Gel sen de al canım. Kameramana da yediriyoruz. Okay. Anlıyorum abi. Tamam. Yaprak sarması gerçekten olması gereken bir şey. Biber dolması her sabah yenmez. Tamam yoğurt güzel, hıyar güzel ama buna da 10 üzerinden 2 vereceğim. Yani yine hıyarla karşılaştım çünkü. Ya da 3 veriyorum. Azerbaycanlı kardeşlerim için 3. Abi tamam. Macaristan'ın her şeyini yedim ben bu arada. O çok da açım. 10 üzerinden 4 veriyorum abi. Çünkü çorbaları çok güzel. Fasulyeli tavuğu tam bilemedim arkadaşlar. Tatlısı çok güzel. 4 veriyorum. Arkadaşlar Brezilya'ya karşı artık bir antipatim oluştu gerçekten. Benim puanım 5. Arkadaşlar like'ınızı attıysanız, kanala abone olduysanız diğer bir etapla devam edelim. Evet bir sonraki etapımızdayız. Hadi bakalım buradan istediğinizi seçin. Hadi hakkınızda hayırlısı gençler. Ben şuradan rastgele seçiyorum alıyorum. Cettin dede. Cettin baba. Türkiye geldi ben baba. Ben İngiltere'yi seçtim. Fransa. O zaman gelsin bekliyoruz baba, gelsin. Gelsin. Şu an
tavuk döneri özledim. Değişebilirim bu arada. Ben de değiş. Benle değişebilir misin? Türkiye yemeği bak, istiyorum. Bak benimki çok sağlıklı bir okul öğünü bu arada. Hayır, portakal suyu, istiyorum. Elma, kek ve sandviç. Ben Türkiye istiyorum abi. Tavuk döner istiyorum. Tavuk döner var, ayran var değil mi? Evet. Aga be. Tavuk döner, ayran. Sana... Abi bir şey söyleyeceğim. Söyle. Babam ayda yılda bir kere para verirdi, okulda tavuk döner yerdi. Anladık. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ayda yılda bir para verdiğini anladık. Abi benden var, kruvasan var. Bu ne? Bu balık mı lan bu? Ton balığı o, ton balığı. Bir dakika bak, kruvasanla ton balığı ne alaka lan? Abi işte adamların kültürü o demek ki. Sen bunu yargılayamazsın. Aynen, yargılayamazsın. Bir kruvasana basıp yiyeyim bir de ben. Bir de kruvasana basıp ye. Bence naneyi kruvasanın içine sok, ton balığıyla karıştırıp ye. Muazzam bir şey çıkar ortaya. Tamam öyle yapayım. Tam olarak öyle yap. Kruvasanı aldım bunu aldım. Bir tane de nane at ağzına. O nane niye gidiyorlar çocuklar abi, acaba? Abi ağızları kokmasın, ton balığı yiyorlar diye. Bence kesinlikle o yüzden. Kanka bence yalan söylüyor arkadaşlar. Ben inanmıyorum. İnanan varsa yazsın yorumlara. Tavuk döner muazzam. Her sabah yerim valla. Abi bence çok sağlıklı bir okul öğünü olmuş. Burada gayet güzel bir sandviç var ve portakal suyu, elma ve kek var yani. Vermem, takas ederim. Yunus dönerinin tekiyle neyi mi takas etmek istersin? Hiçbir şeyini istemem. Yanıyorum, bir şey ver artık. Tavuk döner candır. Köpek bak, köpek canı istedi köpeği. Like istiyor oğlum köpek. Like istiyor, like istiyor. Bir şey söyleme, ben nane... Ben anlayamadım. Fransa böyle nasıl beslenir? Ben İngiltere'nin kendisinde böyle güzel sandviç yemedim be. Bir bakayım İngiltere'nin sandviçine. Al bak, ekmek kaldı sadece. Hiç kalmamış ki oğlum. Nasıl sandviç ama? Bayağı iyi sandviç. Bayağı iyi bu arada. Kalkıp İstanbul'a gidiyormuş şimdi mi? Ben şimdi bir sürü etap olacağı için yemeyeceğim daha. Ben valla bayağı yedim. Yediğim kadar yedim. Puanlamaya geçebilirim. Türkiye'ye tavuk döner, yani 10 üzerinden 7 veririm yani. Yenir. Sabahları tavuk döner, ayran yenir abi. Sen şu an bunu ülkecilik bu yapıyorsun. Pardon, çok özür dilerim. Öğlen yemeği bunlar. Aa, öğlen yemeği mi? Abi sabah, öğlen, akşam fark etmez. Döner affetmez. Kaç verdin? 10 üzerinden 7. Abi ülkecilik yaptım bu arada. Objektif yaklaşmadı. Ama tavuk döner zaten... Oğlum Türkiye'de... ülkecilik yapsam Azerbaycan'a da 7 verirdim. Ülke ikisini de çok seviyorum sonuçta. Kruvasanı severim ama yanında ton balığıyla şu reyhan ne alaka, bir de benim zaten reyhanlara karşı bir... Yalnız o nane. Nane mi? Pardon. Evet, kaç puan veriyorsun? Abi kaç? Puan da bilmiyorum. 2 kruvasan... verdim. Biz çok kötü kanka. Gerçekten çok kötü yani. Ben o yüzden değişmek istedim zaten. Ton balığıyla bu yenmez ki babacığım. Bence yani. Bence de yenmez abi. 2. Sen kaç veriyorsun bakalım? Ben okul menüsü olarak değerlendirdiğim için yine gayet başarılı buluyorum ve o yüzden 10 üzerinden 7 veriyorum abi. İngiltere candır, gerisi heyecandır. Başka da bir şey demiyorum. Teşekkür ederim. Evet, o kadar yedim. Hala doymadım. Hala merak ediyorum. Sen arkadaşlar. İşler mi yapıyorsun orada? Hadi bakalım buradan isteyene al bakayım baba. Al bakayım. Abi ne geliyor? Ben bunu almayacağım. Ne geliyor? Almayacağım. Hangi bayrak lan? Bana Fransa çıktı. Helal. Abi Filipinler. Tamam abicim, okey, Finlandiya. Abi hepimize F çıktı. Hadi bakalım. Yemekler, hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar bir tane bayrağı karıştırmışım ben. İtalya'nın yemeğine Fransa demişim. Biz onu montajda düzeltiriz. Kusura bakmayın, bir bayrak cahilliği. Bana ne gelmiş? Bende Filipinler, ne var baba? Tavuk var, pilav var. Başka bir şey var. Bir de su var. Su vermişler bana. Aa, bende Fransa'da gazoz var. Çok değişik bir salata stili var ve makarna var. Baharatlı, muazzam. Abi bende ne var anlamadım. Bir çorba var, su var. Bir de burada makarnalı bu tavuk mu? Ne? Tadalım abi. Tadalım. Tadalım, bir bakacağım tadına nasıl bir şeymiş. Oh, abi bu ne biçim makarna? Abi Filipinlerin makarnası. Şefim, bunun tosu Filipinlere göre nasıl oluyor? Nasıl yapıyorsunuz? Ben tam öğrenmek istiyorum da çok güzel bir pilav olmuş çünkü bu. Köri soslu yapılıyor. Bunda ufak bir köri sosu olduğu için böyle. Evet. Eyvallah, çok güzel oğlum pilav. Bir şey söyleyeyim mi? Finlandiya'daki arkadaşlar bu pilavı yiyorsa kendilerine saygıları yoktur. Çocuklar bunlar. Ya abi bu ne abi? Bu yenmez ki öğle yemeğinde, sabah yemeğinde de. Tamam, çorba okey de. Bu da çok güzel, bence okey abi, süper. Bir dakika, pilavı ve şey pardon, makarnası ve tavuğu gerçekten kötüydü. Çorbasının tadına bakıyorum, nasıl bir şeymiş? Çorbası ezogelin tarzı bir şey. Ama pek de sevmedim açıkçası. Adam Türkiye ile yorumladı, karşılaştırdı, anlayın diye. Daha ne yapsın arkadaşlar, muazzam bir salataları var. Okey, bizim çoban salataya benziyor biraz. Bu menüde makarna dışında salata güzel ama makarnaları bir garipmiş. Bence tavuğun güzel. Bizim bak butlardan daha farkı. Bunun da ne sosu olduğunu biliyorum ama kurutulmuş gibi sanki, evet, böyle. Evet, kurutulmuş o. Gel ye bakayım, sen anlarsın bunun tadından. Nasıl keke tadı? Çok kuru. Ama güzel değil mi? Ben farklı geldi bana yani, bilmiyorum. Tamam abi, yiyoruz. Abi hiç alışık olmadığım bir makarna stilleri varmış heriflerin. Bakabilir miyim? Tabii ki. Kötü değil ama benim damak tadıma uymuyor.
Yani arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Finlandiya aralarındaki en kötüsüydü. 10 üzerinden 1 veriyorum. Puanım yani 1 ya. 0 da verebilirdim de çorbası güzeldi. Ama 10 üzerinden 1 veriyorum. Bu yenmez abi. Hele hele şu makarna bildiğin hamur ya. Hamur yediriyorlar bana burada. Makarna hamurdur zaten. Tamam biliyorum da. Abi ben tavuğu çok sevdim vallahi. Gülmekten var ya. Kendimi parçalayacağım. Kurumuş olması çok güzel. Bir de bir garip bir sos var bu pilavda. Normal Türk pilavı gibi ama çok lezzetli. 10 üzerinden 3 veriyorum. Daha önce Türkiye'de görmediğim bir makarna aroması var gerçekten. Enteresan bir tat veriyor ama benim damak tadıma uygun olmadığı için 10 üzerinden 2 veriyorum. Abi, ben de bakabilir miyim şuna ya? Allah bak abi bak gördüğünüz... bak çok güzel ama benim damak tadıma uymuyor yani. Bir garip bir baharat var. Güzelmiş ama. Allah rızası için bir de Finlandiya'nınkine baksanıza. Yok bakmak istemiyorum. Bak. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Allah rızası için dedi lan. Baksana çekilmiyor bile. Tut. Onu da ağzına at. Ama böyle bu... Bu güzel. Bakıyorum. Vallahi güzel. Bu arada... Oha bence bayağı iyi. Ramazan aylarında sahurda yediğimiz makarnaya benziyor muazzam bir olay. Ben makarna sevmiyorum normalde zaten. Neyse arkadaşlar. Makarnamı gördün. Bence diğer etaba geçelim. Etaba. Hadi bakalım geçelim. Go. Abi attım. Aldım alansın. Abi. Aldım abi. Ulan ne olur bana güzel bir şey çıksın. Ne bu? Görmek istemiyorum. Ne bu? Çin abi. Çin bendeki Çin. Amerika. Vaaay. Bana da ay. İran çıktı. Arkadaşlar ben Allah'tım, Amerika'da doğdum bitiyor. Zaten. Amerika'da doğdum. Salatalıkla büyüdün. Evet salatalıkla büyüdüm ama Amerika'da doğdum. Evet şu an çok mutluyum çünkü Amerika çıktı arkadaşlar. Burada donut gibi bir şey var ve burada nugget var ve onun haricinde ketçap var ve bu kola mı? Kola da var abi. Kola. Daha ne olsun abi? Yenir ama biraz zararlı gibi. Abi bende bu Çin'de noodle var herhalde ama bu yumurta ne alaka? Abi takas etmek ister misin? Gerçekten galiba bütün samimiyetimle. Hani vallahi. Al bak burada pilav var, et tarzı bir şey var. Haşlanmış sebze okeyim ben. Her zaman haşlanmış sebze yerim. Noodle var güzel ve burada abi haşlanmış yumurta atmışlar ki benim hep izlediğim Asmur videolarında bundan geldi. Yerlerde şöyle bak. Asmur ne oğlum? ASMR işte ya kısaltıyorum. Hayır. ASMR. Abi bir dakika İran'da Antep fıstığı ve et mi var lan? Abi bu arada ben YouTube'da bir video izledim. İranlılar elleriyle yemekten keyif alıyorlar. Ellerini ne yemezsen bence o kültürün o tadı alamazsın abi. Şam fıstığı koymuşlar. Güzel bir et koymuşlar. Bir de bir pilav var. Buna bakayım. Başka bir içecek mi bu? Oğlum süt lan bu. Ha, abi ne güzel şu Antep fıstığını alayım bir tane. Ya al da sütle bunları nasıl yiyebilirsin ki bana yıkamıyorum yani. Bence yersin abi İranlılar işini biliyormuş. Et çok güzelmiş bu arada. Bu arada Çinliler de harbiden işini biliyormuş. Muazzam bence bir okul menüsü bu harika. Bunu 10 üzerinden 10 veririm tam istediğim tarzda bir şey. Her gün yersin değil mi bunu? Her gün yerim bıkmadan. Noodle'un tadına bakabilir miyim? Tabii ki al bak. Bir bakayım abi ben noodle'dan anlarım çünkü. Allah çok güzel lan. Tamam yeter bu kadar güzelse. Ben şiştim abi. Valla ben senden yedim biraz. Gördük onu zaten. Donat yorumu da arkadaşlar. Oh, abi. Lan mükemmel. Harika ölçüsü. Bu ne abi sosunu kullanabilir miyim? Ketçap o. Yeniyorum abi. Okey. Daha yemeyeceğim herhalde. Abi ben hepsini bitirebilirim bu arada. Ben bunun nugget'ından yerim. Nugget'ı seviyorum bu arada. Çocuklar bunu nasıl biliyorlar demek ya? Kola serbest mi Amerika'da? Evet bu arada ben puanlamaya geçiyorum abi. Geç çünkü abi. Çok da beğenmedim. Öyle ilk önce gözüme bir süsledim. Kolası normal kolaya benzemiyor. Nugget'ı tamam hadi idare eder. Donut'a güzeldi. Ketçap. Yani bu doyurucu bir menü değil. O yüzden de 10 üzerinden 4 veriyorum. Hangi ülke o? Amerika. Amerika 10 üzerinden 4 mü verdin? Aynen 10 üzerinden... Savaş atacaklar. Doydun mu ondan mı ne alaka bilmiyorum ama sadece şu an fıstıkları cebime koymak istiyorum arkadaşlar. Bunlar pahalı şeyler çünkü. Evet, şu an fıstığı bende. Ben protein çalayım. 10 üzerinden verdiğim puan 6 arkadaşlar. Umarım bu menüye maruz kalmazsınız. Sadece bunun yanında sütle alaka ayıkamadım. Ayıkan varsa da yorumlarda yazsın. Evet. Çin'e vereceğim menü puanı tam 7. Bence yine istediğim bir menü bu. Keşke benim zamanımda da olsaydı da ben de yeseydim. O zaman diğer etabı hızlı bir şekilde geçelim. Arkadaşlar şimdi diğer bir etapla devam etmeden önce 700 bin aboneye çok az kaldı. Abone olun. Abone olsunlar mı keke? Abone olun mutlaka arkadaşlar. Like atın. Attım. Abi şöyle ben bir ortadan alacağım. Bak, biz ya ben de seçe alacağım artık. Al şunu aldım ya. Bana ne kaldı acaba? Ben de ortadan alacağım abi. İsveç. Bu ne bayrağı lan? Hadi güzel bir yer gelsin be. Bana Hindistan geldi. Norveç geldi. Vikinglerin krallığı. Bana İsveç geldi arkadaşlar. Ben Hindistan'la yapmıyor makina. Hinoşika minnatta. Abi yine bu yer geldi. Bak. Onun haricinde bir dakika bu ne patates püresi mi? Bakayım abi. Patates püresi galiba. Patates püresi yiyeceğim. Neyse fakirlik bizim kanımıza işemiş arkadaşlar. Hep bize fakir ürünler. Olsun. Abi bak Hindistan'da ne var? Biber var kızarmış biber. Yine değişik bir pilav var. Bir bakayım ben pilavdan iyi anlarım benim. Serbest aldım.
maşallah pilav. Oğlum çok iyi bir pilav. Tadına bakabilir miyim? Bakabilirsiniz tabii. Sadece çorbayı merak ediyorum. Ben zerdeçallı pilavı hep merak etmişimdir. Çok harbi, iyi değil mi? İyiymiş bu arada. Çorbaya bakıyorum birader. Bu nasıl bir tat? Bu nasıl bir lezzet? Çorbanın tadına bakayım mı? Al bakayım. Bir garip geldi bana. Ya ama işte bizim Türk damağına da uymuyor bazı lezzetler, biliyorsun değil mi? Bir şey diyeyim mi? Bu benim, konuşamadım bile. Bu benim tam damak tadıma uygun bir çorba. Sabah akşam içebilirim sıkılmadan. Sende ne var? Norveç'te bir tek abi meyve varmış. Al armut ye. Armudun iyisini ayılar yermiş. Afiyet abi olsun. Şakaya bakar mısın? Şimdi kalkıp gideceğim bu armutla beraber. Ben de Norveç'ten biraz meyve... portakal. Hayır, armut yiyeceğim ben. Ayıymış. Al abi. Biraz Norveç'ten armut yiyeceğim ne demek lan? Bilmiyorum, ben yiyecek gelinmek kalmadı. Sadece çorba o kadar garip ki. Bilmiyorum. Bu arada armudun iyisini ayılar. Yıllar anlar ya arkadaşlar, ben anlıyorum. Yani ben beğenmedim abi. Bir şey pilav söyleyeceğim. Pilav harikaydı ama yani. İsveç değil mi bu? Evet. İsveç. İsveç'e puanım 10 üzerinden 2. Çünkü yeni hıyar geldi. Patates püresi geldi. Kurabiye geldi. En fakirler bana geri. En fakir ürünler. Yeter artık ya. Hayır, şey ne alaka? Ben onu çözemedim. Petibör kurabiyesi yine. Tamam. Al onu arada ye böyle. Sandviç. Bu makine güzeldir, bir deneyin. Denesene. Bir dakika abi, ben anlarım. Abi hiç güzel değil bu arada. Böyle gitmez. Güzel değil mi? Muazzam değil mi? Hayatında böyle tat yemedim, denemelisin birader. Harika bir tat bak. Batu parmağımı yalama Batu. Güzel değil mi abi? Bu arada harbi çok iyi. Neyse, 10 üzerinden kaç veriyorum? 3 veriyorum buna. Abi ben 10 üzerinden verdiğim puan. Pilavı güzel. Biber kızartmasına bayılırım. Patatese de bayılırım. Çorbasını sevmedim. 10 üzerinden de 4 veriyorum abi. Norveçliler bence çocuklarını seviyor. Buna vereceğim 10 üzerinden 6. Çünkü birazcık proteine de dönselerdi harika olurdu gerçekten. O yüzden sadece meyve olduğu için 6 dedim. O zaman evet. Like attıysanız bunu geç, diğer etaba geç, geç! Son etap olduğu için direkt rastgele geldi. Benimkisi İspanya, İrlanda ve Rusya. Privyet. Privyet. Davay davay. Davay davay. Evet, bana bir muz gelmiş arkadaşlar. Muz iyidir. Yani yenir öğlen öğlen. Abi açılsa bir de. Abi sürekli demek ki çocuklara pilav mı veriyorlar? Abi ben Rusya'nın menüsünü bu sefer gerçekten beğendim. Bu bizim bayağı bulgur pilavına benziyor. Şefim bu nedir tam olarak? Bunun içinde acı soslu bulgur pilavı. Acı soslu. Ha. Çorbamı deniyorum arkadaşlar şimdi. Bakalım İspanya'nın çorbası nasılmış? Abi Ruslar ağzının tadını biliyormuş gerçekten. İspanya'nın çorbası. Teşekkür abi, ederim efendim. Abi İspanya'nın çorbası ketçaplı, domates çorbası gibi zannettim. Ketçaplı ve içinde farklı bir ürün daha var kesin. Sen beğendin. Bir şey söyleyeyim mi? 10 numara ıspanak. Burada şey varmış, patatesli bir omlet. İspanyalı kardeşlerimiz bunu yiyormuş, bakalım. Sana bir Rus sosisi vereyim mi abi? Abi bu ne ya böyle? Bir... Abi ben bu lahanayı sevdim. Bu lahana değil mi? Lahana. Bakıyorum tadı bence bana güzel. Sosis verebilirsin. Al sana bir Rus sosisi geliyor. Aç ağzını bakayım. Hayır, ben yerim. Tamam çatalım bırak. Kendi çatalını al. Heh. Bir de bir çorbalarım varmış bunların. Şunu bakayım bir tadına. Rus salatası yemek isteyen var mı? Muazzam. Ben Rus'un salatasını sevmiyorum. Abi ben... Sevdiğim başka bir şeyler var. Türkiye'de... Ha, bu arada kesinlikle yanlış anlamayın Ruslar. Ben Türkiye'de böyle Rus salatası yemedim daha önceden. Bak bugüne kadar yediğim bütün Rus salatalarını unut. Oğlum bu Amerikan salatası bence. Hayır, bu Rus salatası. Rus salatasıyla Amerikan salatasının şefim tam olarak ne farkı var? Bir sosis mi? Salam mı? Sos farkları var ama. Anladım. Var, bak. Peki var. Bunun adı arkadaşlar size soruyorum. Rus salatası mı Amerikan salatası mı? Rus. Delikanlı gibi söyleyin abi. Allah razı olsun senden. Nasılmış? Bakayım bir sosisle. Allah sosis de ye. Abi iyi. Ben İspanya'ya arkadaşlar 10 üzerinden 3 veriyorum. Güzel değildi. Arkadaşlar ben puan bile vermiyorum gerçekten. Kimse kusura bakmasınım. Hiçbir şeyini sevmedim. Biraz şu lahana gibi bir şey çok iyiydi. 10 üzerinden 2 veriyorum. Ben Ruslara 10 üzerinden 10 veriyorum. Lise çağını geçmiş bütün kızlar bana Instagram'dan yazabilirler. Ama Rus olmaları çok önemli. Batuhan Berkan Instagram'ımda, teşekkür ederim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sağ tarafa ve sol tarafa videolar bırakıyorum. YBJ'nin kanalı burada. Batu'nun kanalı burada. Benim kanalım burada. İzleyebilirsiniz. Hoş sizleri bakalım. Çok seviyorum. 40 bin like atarsanız bir dahaki bölüm veriyor. Çıkalım, bay bay.